Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağdaş. Bugün keyifli bir konuyla karşınızda olmak isterdim. Lakin çok keyifli bir içerik olacağını da söyleyemeyeceğim. Dün gece Erhan Anar adlı takipçimiz Instagram üzerinden bana Bursa Belediyesi ve Pirge işbirliğiyle oluşturulmuş bir şef bıçağı yarışması linki gönderdi. Ben de hemen bir bakayım dedim. Şartnamesine girip baktığımızda ise manzara şu arkadaşlar. Yarışmada ödül alan tasarımların tüm kullanım hakkı yarışma sonrasında Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyayla Kesici Aletler Madeni Eşya ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, yani Pirge'ye ait. Bu bir. İkinci vurucu noktamız ise şu. Ödül kazanan eserlerin kullanım hakkı eser sahibinde olmakla birlikte tüm haklarıyla satın alınmış olarak kabul edilecek. Tüm telif hakları Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyayla Kesici Aletler Madeni Eşya ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, yani Pirge'ye ait olacak. Küfürden rahatsız oluyorsanız, benim böyle bir üslupla bu içeriği yapacağımdan dolayı rahatsız olacaksanız izlemeyin arkadaşlar. Ben Pirge'yi yıllardır eleştiriyorum. Diyorum ki Pirge'nin elindeki teknolojik imkan bende olacak, maddi güç bende olacak, benim ortaya çıkartacağım tasarımların haddi hesabı olmaz, tamam mı? Pirge yıllardır enjeksiyon plastik kabzaları yapıştır yapıştır geç millete iteliyor, eyvallah. 20 küsür ülkeye ihracat yapıyor, eyvallah. Bunların hepsini anlarım, bunlar onun meselesi. Ama Büyükşehir Belediyesi'ni de işin içine katarak Türkiye genelinde onlarca, yüzlerce insana tasarım yaptırıp insanlar hayal gücünü zorlayacak, ortaya muazzam tasarımlar çıkartacak, belki akla hayale gelmedik mesailer harcayacak, bunlarla ilgili bir çaba içerisine girecek. Pirge'de dereceye giren bıçakların tüm telif haklarının satın alındığını savunarak beleşten tasarım yaptıracak. Bak, bu adam sikmenin Türkçesidir, tamam mı? Başka hiçbir şey değil yani. Bu ayıptır ya. Yemin ediyorum bak, ayıptır ayıptır. Bu kadar eleştirdik yeni bir şeyler yapın diye de bunu milleti sikerek milletin sırtından yapın demedik ki. Bu nasıl bir üsluptur? Sen adamlara git eşek gibi tasarım yaptır, hayal güçlerini zorlat. Ondan sonra da işte siz bu yarışmada derece aldınız ama biz bunları forma imza attığınız için telif haklarıyla beraber kullanım haklarını bize sattığınızı varsayıyoruz. Ve bunu resmi bir şekilde belgeliyoruz. Artık bu bizim bıçağımız. Vay be! Oğlum bak, bu ülkede niye birileri sürekli birilerinin sırtından onu becererek bir şeyler yapıyor, ben bunu hala çözebilmiş değilim. Ulan Pirge'nin elinde bıçak tasarlayacak adam mı kalmadı? Dünyayı hiç mi takip etmiyorsun arkadaş yani? Bir sürü ekol var, bir sürü tasarım var, bir sürü şey var. Bunlardan da yürüyebilirsin. Ama sen bunu yapmak yerine dönüyorsun, diyorsun ki ulan biz 25 bin lira birincilik... 25 bin lira ne lan? Adam o 25 bin lirayı kazanmak için belki de çok affedersin kıçını çatlatacak, ulan değişik bir şey olsun diye übersonik bir tasarım çıkartacak her anlamda. Sen 25 bin liraya onu cukka etmiş olacaksın. Hadi birinci 25 alıyor. İkincinin durumu, üçüncünün durumu daha kötü. Lan üçüncüye tasarım için 10 bin lira vermiş oluyorlar. Ve tasarımı verdikten sonra diyorlar ki burada şartnameleri var, araştırırsanız bulursunuz. Şartnamede diyor ki IBAN numaranıza yatırılacaktır. Ondan sonra herhangi bir hak iddia edemiyorsunuz. Bıçaklar size geride verilmiyor. Bunlar dereceye girdi arkadaş diye bıçaklara da el koyuyorlar. Sizin sadece hesabınıza bir 25 bin, 15 bin, 10 bin derecenize göre bir para geliyor. Hadi eyvallah. Hadi anam hadi. Bu şekilde sizi kışkışlıyorlar. Ve bütün tasarım hakları Pirge'ye ait oluyor. Vay arkadaş ya. Ben Brazzers'tan beri böyle adam sikme görmedim, bak net söyleyeyim sana. Ayıptır lan, ayıptır. Bir de maddelerde şey de var, hani dereceye giremeyen bıçaklar işte kargoyla sahiplerine geri gönderilecek. İşte kargo ücretleri de alıcıya ait. Bak, koskoca Bursa Belediyesi ve Pirge katılım için emek harcayan insanların ürünlerini, ya kusura bakmayın siz dereceye giremediniz, buyurun bıçağınız diye geri gönderirken onun kargo paralarını da onlara iteliyor. Sizin yapacağınız ben. Burada acı olan şu, şimdi ben bunları anlatıyorum, belki bu video Facebook'ta, orada burada, diğer platformlarda da paylaşılacak bizi takip eden insanlar tarafından. Lakin bildiğimiz şey şu, bizim insanımız düdüklenmeyi sever. Bunları bile bile, hayalinin, emeğinin, tasarımının çalınacağını bile bile bu yarışmaya sırf o kıçı kırık 25 bin lira için katılacak adamlar var. Bak net söylüyorum. Abi yani belki üçüncülük alırım abi, 10 bin lira iyi para. 10 bin lira ne iyi para lan? Ne iyi para oğlum? Çoğu memurun bir aylık maaşı değil o para. Sen hayalini ona mı satmayı düşünüyorsun yani? Sen kendine has ruhundan gelen tasarımı 25 bin liraya mı peşkeş çekeceksin? Benim üzüldüğüm işte bu. Bunu yapacak onlarca atölye çıkacak Türkiye'de. Bile bile yapacaklar. Şunu düşünebilirsin. Tasarımı yaptım, gittim notere tasdik ettirdim. İşte tasarımın bana ait olduğu ile ilgili noter. Ulan adam oraya madde koymuş. Telif haklarıyla satın alındığını kabul etmiş bulunuyorsun imza atarak. Yani sen istersen git onu teyit et. İstersen noterde tasdik et benim tasarımım diye. İstersen git patent
Fentinal şu yarışma, yani 25 bin lira kazanma umuduyla şu yarışmanın formuna imza attığın an bunların hepsini satmış olarak görünüyorsun. Burada ikinci adam düdüklemenin de Türkçesi şu: ödüllü şef bıçağı yarışması adı altında gizli maddelerle. Bakın, burada gizli madde dememin sebebi şu: bu maddeler formda yazıyor, evet gizli değil, ama gizlilik şurada, niyet gizli. Çünkü bizim milletimiz biliyor ki bizim millet bir şey imza atarken alt metni okumak gibi bir alışkanlığa sahip değil. Bu formlara imza atacak adamların yüzde kaça okuyacak o maddeleri? Siz zannediyor musunuz ki herkes tek tek okuyacak? Evet, aa bak bu bana uymuyor falan. Hiç kimsenin umurunda değil. Adam diyecek ki ben tasarımımı yapar gönderirim arkadaş, imza formu bu. Çünkü okumak gibi bir alışkanlığımız yok. Çünkü biz memleket olarak gerizekalıyız. Bak net söylüyor. Lan hadi bunu da geç. Sen ödüllü yarışma yapıyorum adı altında işin içine ticari maddeyi nasıl ekliyorsun arkadaş? Hadi Pirge bunu yapıyor. Hadi Pirge'nin derdi tasarımcıları sikmek. Eyvallah. Büyükşehir Belediyesi buna nasıl alet oluyor? Sen ödüllü yarışmada ticari amaç nasıl güdebilirsin arkadaşım? Bunun adı yarışma değil. Yarışma kisvesiyle. Yarışma adı altında beleşten onlarca, yüzlerce ustaya, atölyeye, insana tasarım yaptırmak ve bunlara çökmektir. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaş isteyen katılır, isteyen katılmaz. Alan razı, veren razı. Alan zaten razı. Ben ona bir şey demiyorum. Adamın derdi almak zaten. Ben verenin bu maddeleri okumadan vermeye razı olmasına zaten sinirliyim. Değil mi? Ben oturacağım güzel güzel. Adam oradan cukka yapmanın derdinde. Bak şunu anlarım. Pirge dese ki arkadaşlar biz ödüllü bir yarışma yapıyoruz. Şef bıçağı tasarlayacağız. Bu yarışmada dereceye giren bıçakların üretim hakları alt metinle. Dereceye giren bıçakların, tasarımların üretim hakkı 5 yıl boyunca Pirge'ye ait olacak. Ve satılan her birim için net kar üzerinden %3 ya da %5 ya da %10 bilmiyorum kar dağıtılacak. Deseler derim ki amenna. Bu yarışmanın alt metninde böyle bir üslup olsa adam der ki ulan öyle bir tasarım yapayım ki tasarımlarım Pirge tarafından 3 yıl 5 yıl üretilsin, 20 küsür ülkeye ihraç edilsin, insanlar yani benim tasarımlarımı görsün, ben de bundan gelir irade elde edeyim. Bu Pirge'yi batırır mı? Batırmaz. Hem üreticiyi destekleyen, hem yaratıcılığa yaratıcılık katan böyle bir üslup yerine Pirge ne yapmış? Demiş ki biz sizi bir yemleyelim 25 bin lira. Trik. İyi para hacı gibi senin emeğini yarışma adı altında satın almanın yolunu açmış. Bu tamamen bir kisvedir. Bu adam sikmenin Türkçesidir arkadaşlar. Buna başka bir şey diyemem, tamam mı? Sen yarışma yapıyorum adı altında milletin emeğine çök lan. Ne güzel ülke lan burası. Ama bak suç onlarda değil, suç bizde. Biz hiçbir şeyin alt metnini okumuyoruz. Okumadığımız için de kim bilir kaç tane usta, kaç tane atölye, kaç tane amatör bıçak yapımcısı bu metnin altına imza atıp tasarımlarını gönderecek. Bak yine gönderecek, yine gönderecek arkadaş. Net söylüyorum. Ve bu insanlar daha sonra diyecek ki ya ben işte yarışmayı kazandım. Kazandın da ne oldu? He? Kazandın ne oldu? Oturdun saatlerce emek verdin, bir şeyler yarattın, hayal gücünü zorladın, ortaya bir şey çıktı tasarımsal anlamda. Adam üstüne çöktü. Lan üstüne çöktü, üstüne çöktü. Ve bunu seni oraya böyle ay yarışma var diyerek yaptı. Ne yarışması oğlum? Ne yarışması? Yarışma adı altında milleti sikme çabası bu. Başka hiçbir şey değil. Sadece şuna çok üzülüyorum. Bizim insanımızla bu muamele yapılmamalı. Tamam mı? Hadi sırtımızda bazıları bizi düdükleyip duruyor senelerdir. Eyvallah. Yaşanan bütün rezilliklere bir kılıf uyduruluyor. Eyvallah. Arkadaş artık şirket bazında da düdüklenmeyelim lan. Değil mi? Pirge çıksın desin ki ben tasarım satın almak istiyorum. Tasarımlarınızı gönderin. Ama şunu da bilin ki bedelini öderim. Ama kullanım hakkı, satış hakkı, üretim hakkı tamamen bana ait olacak. Bunu açık açık söylersin. Akabinde insanlar sana gelir der ki buyurun benim böyle bir tasarımım var. Bakarsın aa güzelmiş. Bunların meblağları ne kadar arkadaşım, ne kadar istiyorsunuz? Şu kadar bu kadar. Anlaşırsın ve o tasarımları yine satın alırsın. Bak bu ticarettir, tamam mı? Bu ne ticarettir yani? Bunun lamucimi yok. Saygı duyulacak bir şeydir. Adam dürüst bir şekilde bunu yapar. Kimse de bir şey demez, eyvallah. Ama sen işin içine Büyükşehir Belediyesi'ni de dahil ederek yarışma yapıyormuş gibi milletin tasarımlarına çökmenin derdindesin arkadaş. Lan ayıp ayıp. Sizin bok gibi paranız var lan. Yaptırın adam akıllı tasarımlarınızı. Kullanın. Engel mi var önünüzde? Milleti goygoylamak, milleti kandırmak, milleti bu şekilde söğüşlemek nedir lan? Ben bunu anlamıyorum. Hani ben yıllardır Pirge'yi eleştiriyorum, çok mu zorunuza gitti de? Ulan biz tasarım yaptırmak istiyoruz ama buna bir kılıf bulalım. Buna mı düştüler?
Ben bunu anlamıyorum. Yani bu kadar mı düşülür ya? Arkadaşım ayıptır, günahtır, yazıktır. Bu millete bu muameleyi reva görmeyin. Lütfen bizim millette bir zahmet lütfen salak olmasın. Bu tarz durumlarda alt metinleri okusun. Neyi neye peşkeş çektiğini bilsin. Ona göre hareket etsin. Bu video herkese ulaşır ulaşmaz bilmiyorum. Ama elinizden geldiğince yayın arkadaşlar ki bilsin bıçak üreticileri bu durumu. Ha buna rağmen benim için sorun değil arkadaşım. Ben 25 bin lira hayalimin peşkeşini çekerim diyen varsa da helal hoş olsun arkadaşım. Alan razı veren razı. Benim buna söyleyecek bir sözüm yok. Benim sözüm sadece bu dolandırıcılıktır. Bak net söylüyorum. Bu resmen aleni bir şekilde dolandırıcılıktır. Tasarım yarışması yapıyoruz diyerek kullanım haklarını verilen ödülle satın alındığına dair ibare var. Hediye, ödül karşılıksızdır, şarta bağlı değildir. Tamam mı? İşte kim milyoner olmak istere katılırsın, koşula mı bağlı? Hayır, bilgine bağlı. Bilirsen kazanırsın. Ve karşılığında senden bir şey istemezler. Sadece devlet vergisini keser, amenna. Şimdi burada da öyle bir durum var, oraya girmeyeceğim. Şimdi sen buradan ödül olarak 25 bin lira alıyorsun ama bunun vergilerini kestikten sonra eline ne geçecek onu bilmiyoruz da. Tasarımınız çok güzel, birincilik ödülünüz. Size layık gördük dersiniz, adamın parasını verirsiniz, ürününü de verirsiniz, adam gider. Ve bunu lanse edersin. İşte yarışmamızı Ali Bey kazandı, Mehmet Bey, Aysun Hanım kazandı. Kimse kim. Ama yarışma yapıyoruz adı altında. Verilen ödül senin tasarımını satın almak için ödenen paralar. Bak ticaret bu ticaret. Ödeme parası ödeme. Sınai hakları bilmem ne hakkı artık adını sen koy. Senin tasarımını satın almak için ödenen paraya afişte ödül diyorlar. Bu kadar salak olmayın oğlum. Bu tarz yangazlıklara bu dolandırıcılıktır. Beni istediği yere şikayet etsin. Ben bunu mahkemede de savunurum arkadaşım. Anladın mı? Ödül yazılan bir yerde senin ticari hakların satın alınamaz. O verilen para. O bambaşka bir şey. Ödül ödüldür. Telif hakkı ya da patent ücreti ayrıdır. Kimse kimseye eşek yerine koymasın, tamam mı? Adam sikmenin böylesi olmamalı artık. Yeter lan bırakın. Düşün şu milletin yakasından lan. Artık bu terbiyesizliktir. Ama bu kepazeliği yapan da pirgedir. O yüzden arkadaşlar kendi haklarınızı iyi bilin. Bu dolandırıcılığa, bu yangazlığa, bu utanmazlığa alet olmayın. Haklarınızı yedirtmeyin. Lütfen bunu yapmayın. Ve son bir ricam var. Bu videoyu Facebook'ta orada burada paylaşabildiğiniz kadar ortamda paylaşın. İnsanlar neyle neyin alındığını, başlarına ne geleceğini bilsin, duysun, görsün. Bunu yapmamız gerekiyor. Eşek yerine koyulduklarını bilsin. Kendinizi düzdürmeyin lan. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım çok tatlı bir içerik olmuştur sizin açınızdan. Zira ben hala sinirliyim. O yüzden fon rengim kırmızı. Normal rengime döndüreyim de keyfim biraz yerine gelsin diyeceğim de dönmez yani. Arkadaş ben böyle hayatımda utanmazlık görmedim. Lan çok şey gördüm. 40 yaşına geldim. Her türlü rezilliği, her türlü kepazeliği gördüm. Ama böylesi arkadaş ya. Bundan daha beterlerini gördüm. Bakın o anlamda söylemiyorum ama ödül vereceğiz diye yarışma yapıyoruz. Adı altında adam sikmeyi ilk defa görüyor. Yazıktır, günahtır. Haklarınızın ne olduğunu bilerek, kendinizi ezdirmeyerek, kendinizi düzdürmeyerek nefes alacağınız güzel bir Türkiye diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki şeyde görüşelim. Hoşça kalın.